Herkese merhaba arkadaşlar. İyi Pizza Güzel Pizza serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. İyi Pizza Güzel Pizza serimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki İyi Pizza Güzel Pizza bölümünde oyunun 25. gününden 28. günün sonuna kadar başarılı bir şekilde gelmiştik. Birkaç aksilik olmuştu ama çok da önemli değil. Onun dışında Hamsi'yi açmıştık. Aynı zamanda onun da asistanını falan da açmıştık. Biraz paramız gitmişti iadelerden, şunlardan bunlardan, yükseltmelerden falan. Ama çok da önemli değil. Hamsi sınavından başarılı bir şekilde geçmiştik. Sırada Fesleğen sınavı var. Bakalım başımıza neler gelecek diyerekten. Daha fazla iyi pizza, güzel pizza videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir benim yapmayı kanalımıza da abone değilseniz de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Pizza merkezi sözlük uygulaması Pizzapedia uzun zamandır merakla bekleniyordu. Fakat çıkışı çok düşük numaralarla yakaladı. Şimdi ise yıl sonundan önce servisi kapatılması konuşuluyor. Uygulamanın yarısından bir yorum almak için başarılı olamadık. Fakat son bilinen evinin sahibine sorduğumuzda evden atılından beri haber alınamadığını öğrenebildik. Daha ikinci gün ama iştahlı pizzacı sarsılmaz bir kararlılık gösteriyor. Restoran sahibinin usta fırıncı olma isteği pek çok bölge sakini ilham verdi. Bu arada iştahlı pizzacısı değil, ona isim koymuştuk. Hop pizzacısı diye. Neyse. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Aa, reklam izleyebiliyormuşum bu arada. Reklamları izleyeyim de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, DPD sponsorları reklamlarda dahil olmak üzere bütün reklamları izlediğimize göre istikrarlı bir şekilde başlayabiliriz. Evet. Büyük bir başarı elde ettim. Senin lezzetli ikramın sağ olsun. Sadece nakit olarak 100 kadar para ihtiyacım var ve böylece Pizzapedia dünyaya açılabilir. Hı? Biliyorum tanışmıyoruz ve istediğim şey biraz fazla ama hayalini bir gerçekleştirmek için sen de elinden geleni yapmaz mıydın? Açıkçası evet ve biraz önce de bununla alakalı bir haber gördük ve ben her şekilde parayı bulurum diye düşünüyorum ki daha öncesinde bu adam bize yardım etmişti. En kötü başarı verir, o yüzden evet. Vay ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim, cidden gerginim, çok da heyecanlıyım. Şimdi izle ve gör. Tamam abim. Şunu bir sulayalım aynı zamanda. Her zaman yeşili kırmızıdan daha çok sevmişimdir. İki pestolu pizza, bir dolma biberli, bir de fesleğenli. Tamam. Pesto soslu. İkisi de. Birinde dolma biber olacak. Diğerinde de fesleğen olacak. Allah'tan ikisinde de asistan var. Bu arada peynir de vardı. Onu unutmayalım da. Gerisi çok da önemli değil. Bir de bir ara fırını tamir etmemiz gerekecek. Bir ara dediğim herhalde sıradaki bölüme tamir ederiz diye düşünüyorum. Şu an orada 216 elmasımız var. Para ihtiyacımız olduğunda bam basarız zaten. Sıkıntı yok. Bu pizzanın bana karşı hiçbir şansı yok. Ondan şüphemiz yok zaten. Eyvallah. Bir vejetaryen pizza siparişi vermek istiyorum. Ya da iki olsun. Hepsine de pesto sos koy lütfen. Tamamdır hemen. Hemen hocam hemen. Kaç tane dedin? İki tane olsun. Tamam. Pesto sosu olacak. Vejetaryen olduğu için peynir de olacak. Ve diğer bütün vejetaryen malzemeleri olacak. Tabii ki de hamsi olmayacak. Onun dışında bir de pastırma tamamdır. Bir de üstüne iki sipariş olduğu için güzel bir baş alırız buradan. Çünkü ne kadar fazla malzeme o kadar bahşiş. Yüzdelik olarak hem de. Ama keşke Supreme falan olsaydı. Ya da hepsinden isteseydi. Neyse sen bir sanatçısın. Hayır bir mimar. Hayır bir ressam. Hayır bir mimar. Hamur ve sos mu? Peynir mimarı. Eyvallah. Güzel itfat. Filminde vardı ya ondan üstüme ama pizzanın üstünde. Ne o ya? Vejetaryen yemeği hamuru hazırla. Sosu yay. Üstüne de peynir, patlıcan, soğan ve fesleğen koy. Patlıcan, soğan ve fesleğen. Tamam. Vejetaryen dedi zaten. Sos bildiğimiz sos. Peyniri var. Ne istiyordu bir dakika tekrar bakayım. Patlıcan, soğan ve fesleğen. Tamam. Patlıcan. Bir de soğan. Şöyle. Tamam o zaman. Şöyle hemen fırına verelim. İki kere pişir falan da demedi. O zaman rahatlıkla teslimatımızı gerçekleştirebiliriz. İyi bahşiş verin de harcadığım, verdiğim parayı telafi edeyim ya. Teşekkürler. Daha ne olsun? İstediğin gibi. Yarı etli, yarı vejetaryen pizza. Tamam yarısında et, yarısında da vejetaryen olacak. Tamam şöyle. Hamsi de var burada. Geri kalan tarafı da klasik bildiğimiz vejetaryen. Aynen böyle. Güzel güzel. Olması gereken pizzalardan bir tanesi bu işte. Bir tarafında et olacak, bir tarafında da vejetaryen olacak abi. Tam olarak olması gereken ya. İkisi arasındaki dengeyi kuran güzel müşterilerimizden birisiniz. Buyurun. Evet pizza ile bir bütün oldu. Nasıl et de vejetaryen ile bütün olduysa öyle. O insandan beklenenden daha fazla pesto siparişi vardı. Ben az sayıları karıştırmış olmalıyım.
Öyle mi? Evet, gerçekten ben kaybetmedim, tamam mı? İnsanların pizza sosunu Pesto'dan ne kadar fazla sevdiğini başka bir yolla kanıtlayacağım. Tabii efendim. Tamam. Kanıtla kanıtla, bir ara kanıtla. Yarısı peynirli, diğer yarısında da sucuk, fesleğen, mantar, sosis ve biberler. Sucuk, fesleğen, mantar, sosis, biber. Tamam, bir tarafında ne diyordu? Yani bir tarafında peynir olacak normal. Diğer tarafında da peyniri var yine. Sos olmayacak herhalde. Sucuk, fesleğen, bakıyorum tekrar tekrar. Mantar, sosis, bir de biber. Ama bir dakika ya şimdi. Peynirli diğer yarısında da diyor. Bir dakika hocam o zaman. O zaman bir dakika. Emin olmak istiyorum. Emin olmak istiyorum. Şimdi bu tarafında peynir var. Bu tarafında sos olacak şekilde. Mantar, sucuk, sosis, biber. Başka bir şey. Fesleğen var bir de, tamam. Başka bir şey. Yok, tamam. Böyle olması gerekiyordu, böyle böyle. Yanlış yaptık az önce. Neyse, Allah'tan hatamızı fark ettik. Biraz müşteri memnuniyetimizden olduk. Ama canımız sağ olsun. Harbiden 158'e kadar düştü ya. Çok uzun sürdü ama olsun da. Karnımız iyi çalıyordu, şimdi oynuyor. İyi oynar o zaman. İki margarita pizzalı dönüyor. Bir de o akışkan garip peynir olmasın. Tamam, margarita. Margarita dediğimiz şey zaten işte. Fesleğen. Tamam, fesleğen. İki tane demişti bir daha. Bir de değil mi abimiz? Aynen öyle. Emin olmak için bir daha bakacağım hatta. Margarita. Aynen öyle, fesleğen. Ama peynir istemedi. Peynir istemediği için peynir koymuyoruz. Şu pizzayı da koyalım. Allah'tan hatırladım ama. Allah'tan hatırladım. Hani artık bu isimleri de bir ezberlememiz, öğrenmemiz lazım ki vakit kaybı olmasın maksat. Buyurun. Harikulade, vay be. Teşekkürler. Güzel baş yine. Yorumuna uzakta kaldım. Bana pepperoni pizza verir misin? Pepperoni ne oluyordu ya? Pepperoni'nin ne olduğunu unuttum lan. Pepperoni ne oluyordu? Vallahi bile hatırlamıyorum pepperoni'yi. Eyvah, pepperoni'yi hatırlamıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Bir internetten baktım, sucukluymuş. Ben ne bileyim ya. Unutmuşum gerçekten. Pepperoni'yi ben o kadar fazla peynir diye kafamda kurmuşum ki sucuk olduğunu tamamen unutmuşum. Neyse, özel bir müşteri geldi bu arada. Bununla alakalı ayrı bir başarı bir şeyle gelir herhalde. Buyurun. Bu mükemmel pizza tarifi için sana 3 gibi mi verebilirim? Vallahi iyi olur ya. Evet. Abimize yeni bir eklendi. Kaptan Jack Sparrow geldi bu sefer de. Evet. Geçen Elon Musk gelmişti. Bu sefer de Jack Sparrow geldi. Evet. Yavaş yavaş. Dükkanımız. Baya baya. Neyse. Süslü püslü. Hepsinden istiyorsun. Tamam. Hakikaten bu arada dükkanımız fazlasıyla güzel bir hale bürünecek. Süslü püslü de şey var mıydı ya, soğan falan da. Neyse, emin değilim ya. Galiba peynir yoktu. Geçen bölümden keşke hatırlasaydım. Hayır, geçen bölümde de 2-3 kere sordum. Neyse, verdim her şeyi ya. Silahımı getir, bu adam aklım okuyor. Tamam, süslü püslü de her şey var. Tamam, güzel, hatırlamış olduk. Tahıl yok, acı yok. Nasıl yani? Her şeyden olsa kepekten hamur veya mısır olmasın. Tahıllı şeyler. Tamam. Zaten onların hiçbiri bizde yok ki. O zaman her şeyi dolduruyorum. Bir dakika, kokulu şeyler. Tahıl yok, acı yok. Tahıl yok, acı yok. Tamam ya, yok zaten. Yok zaten onların hiçbiri. O zaman gönül rahatlığıyla verebiliriz. Değil mi canım? Değil mi küçüğüm? Aynen öyle. Sen nasıl bir güzelsin. Bu şahane pizza için teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Güzel bahşiş verdi ha çocuk. Vegan pizza lütfen. Tabii. Tabii ki. Hani artık yani öğrendik yani. Artık gerçekten öğrendik. Hop, balık yoktu. Balık yoktu hocam. Onun dışında fesleğen. Bir de patlıcan. Artık elim o kadar çok alıştı ki bütün malzemelere tek tek basmaya böyle. Tık 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 tık. İster istemez bütün malzemeleri doldurasım geliyor ama maalesef öyle bir lüksümüz yoktur. Öyle bir lüksümüz yok. Buyurun. Vay vay be. 500 dolara çıktık bu arada tekrardan. Ne kadar zarardayız peki o verdiğimiz 100 dolarla beraber? Aynen.
11,49 dolar sadece. 100 dolar zaten yatırım yaptık. 11,49 bence iyi ya. İyiyiz, iyiyiz. Vallahi iyiyiz. Hiçbir tamirata da gerek yokmuş bu arada. O zaman devam ediyoruz 30. günden. Evet. Yeşilliklerin kralına biat edin ve Festen Festivali'nde damağınızı şenlendirin. Öte yandan bilim insanı depresyon ve yetersiz pizza tüketimi arasındaki korkutucu bağlantıyı keşfetti. Sonra bir pitü profesörü Sucuk Banam'ın ölüm nedeninin pizzasızlık olabileceğini ileri sürdü. Her nerede yaşanan eve hatırlıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Daha reklam izlemeyeceğim, yeter. Sosun gücüne denge getirebilecek misin? Barışık pizzasını arzuluyorum. Toprak anaya ve insanına saygılı. Ha? Toprakta bir üstüne yetişen malzemeleri birleşti. Bilmen gerekir ki ananaslardan nefret ederim. Toprak üstünde yetişen. Hocam toprak üstünde yetişen ne var ya? Yani fesleğen var yani toprak üstünde yetişen. Mantar da var. Yani başka ne var ya? Ben başka bir şey hatırlamıyorum. Açıkçası toprak üstünde yetişen hamsi falan değil zaten. Ya etler değil. Etler olmadığı kesin. Neyse şöyle bir verelim. Olmadı tekrar deneyeceğiz zaten. Buyurun. Doğaya karşı bakar ıstırap ve keder tadı alıyorum. Oha. O biraz ağır olmadı mı ya? Tamam doğru pizzayı illa hazırlamamız lazım. Her şeyini söyledi ya. Soğan ve mantar toprak yetiştirir. Zeytin, dolma ve fesleğen toprağın üstünde. Yani ne istiyorsun bende? Toprak üstünde yetişen. Zeytin, dolma biber ve fesleğen toprağın üstünde. Şimdi söylüyor bak. Şimdi söylüyor. İlla şey yapmamız lazım. Bir dakika tekrar bakacağım. Soğan ve mantar toprakta yetişiyor. Tamam. Zeytin, dolma biber ve fesleğen. Zeytin, dolma biber ve fesleğen. Fesleğeni tutturmuşum en azından. Ama tabii ki de mantar toprakta yetişiyor. Evet, her gün yeni bir bilgi arkadaşlar. Ama yani illa bir kere başarısız olmamız lazım. Yoksa tam olarak söylemiyor. Geçen sefer de aynısı oldu. Ben fark etmemiştim ama onu. Buyurun. Doğaya karşı bakar ıstırap... Nasıl ya? Niye? Bir daha ne diyeceğim? Yarısında peynir, mantar, soğan ve diğer yarısında peynirli zeytin... Allah Allah şimdi söylüyor ya. Yarısında peynir, mantar, soğan ve sos. Yarısında peynir, zeytin, dolma biber, fesleğen. Oha. Tamam bir dakika şimdi. Peynir kesim var. Peynir kesim var. Diğer tarafında da var galiba. Aynen öyle. Diğer tarafında da var. Mantar, soğan. Bak mantar ve soğan. Bir tarafı böyle. Diğer tarafında ise zeytin, dolma biber ve fesleğen. Vallahi çakallık yapıyor oyun ya. Vallahi billahi çakallık yapıyor. Hani tek de anlamamız mümkün değil hani. Ona göre hani. Allah Allah. Neymiş ya? Allah'tan bir kayıp yok. Sadece bir dakika yakın vakit kaybettik. Sana inanıyorum ve sana yerel yetiştirilmiş fesleğen, soğan ve mantarlarımı takdim ediyorum. Eyvallah. Barış pizzası. Hey dönüyor ki kardeşim buraya gelip senin başını ağrıtıyormuş. Onun için senden özür dilerim ama sormam gerek. Onun haklı olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır. Teşekkür ederim. Tek istediğim insanların pesto denemesi ve ne kadar güzel olduğunu görmesi. Karşım bazen oldukça inatçı olabiliyor. Keşke beni dinlesem. Tamam, iyi yaptık. Saygılar. Ben bir görsel sanatkarım ve pizzamda yeşermiş kumsala çarpan kırmızı dalgayı görmek istiyorum. Çok pişmiş olursa sevinirim. Yarısı sadece soslu, yarısı peynirli ve fesleğenli. Tamam, yarısı sadece soslu, yarısı peynirli ve fesleğenli. He, yarısı da sadece sos, diğer tarafı... Tamam yani peynir falan her şekilde oluyor. Bir daha kontrol ediyorum ne olur ne olmaz. Bak, bir tarafında sadece sosu kesim var. Ama peynir iki tarafında da var. Ve fesleğenli. Çok pişmiş. Böyle olması gerekiyor sanırım. Yani umarım doğru anlamışımdır. Yarısı sadece soslu, yarısı peynirli ve fesleğenli. Eyvah. Bir dakika değil. Yanlış. Yanlış. Bir dakika hocam. O zaman şöyle yapıyoruz. Şöyle olacak. Tamam. Şimdi olmuş olması lazım işte. Sadece soslu, yarısı peynirli ve fesleğenli. Aynen, doğru. Şimdi oldu. Tamam. Şimdi oldu. İlk de tam anlamadım. Tekrardan düşününce şey yaptım. Abi çok değişik ama ya. Çok değişik şeyler istiyorsunuz benden. Buyurun efendim. Evet. Annenle tanıştıracağım. Muhakkak bekleriz. Muhakkak. Bir pizza istiyorum. Yarısı peynirli. Diğer yarısında da
Sucuk, fesleğen, mantar sosu ve biberler. Bir kez daha kontrol edeceğim. Bir yarısı peynirli. Tamam. Şöyle. Diğer yarısında da sucuk, fesleğen, mantar, biberler. Başka? Bir de sosis var. Çok değişik bir pizza bu da hakikaten. Bir de çok pişmiş mi istedin ablacığım? Yok, çok pişmiş istememiş. Tamam o zaman. Ama yani benim bunu hatırlamam mümkün değil bu arada. O yüzden her seferinde soracağım. En kötü başarı gelir. Buyurun. Pizza sihirbazı falan mısın? Vallahi öyle olduğumu söyleyenler var. Bahçeme layık bir sebzeli pizza istiyorum. Bütün sebzeler. Tamam, olur. Bütün sebzeler. Buyurun efendim. Hepsinden koyuyorum ya. Bütün sebze diyor ama aralarında meyve var mı ya? Aralarında meyve var mı? Sanmam. Balık bir meyve olmadığını. Neyse. Yapıştır abi. Buyurun. Toplu pizza 3. Daha iyi olabilirmiş. En azından yağ almadı. Ratatouille filmindeki var. Onları istiyorum ama pizzanın üstü 2 kere fırından geçir lütfen. Onu hatırlayamam ya. Tamam, vejetaryen yemeği. Patlıcan, soğan ve fesleğen. Tamam. Patlıcan. Patlıcan dedi. Soğan ve fesleğen. 2 kere fırından geçiriyoruz. Aga ben onları nasıl hatırlayayım ya? Benim o kadar hafızam yok. Benim o kadar hafızam yok. Özel bir tarif olsa eyvallah diyeceğim. Belki de vardır. Bu arada 31. güne kadar oynayacağız. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Bir gün, yani bir bölümde 3 gün, 3 oyun günü. Diğer bölümde de 4 oyun günü olacak şekilde. Söyleyecek pek söz yok. Aga bahşiş yok mu? Hayır, vegan süper güçlerim yok. Bana vegan pizza verir misin? Vereyim hocam. Buyurun. Hemen çok hızlı bir şekilde geliyor. Bu sefer hamsi koyma hatasını yapmadım. Hemen seri bir şekilde fırından geçiriyoruz. Ama istediklerini veriyorum. Niye bana bahşiş vermiyorlar inadına? Yok daha iyi olabilirmiş. Yok şuymuş. Yok buymuş. Öyle bahşiş vermemek için bahane. Daha iyi olamazdı. Teşekkür ederim. Hem olması gereken ya. Sana 3 gemi de verebilirim. Ha, 5 yıldız vermiş, tamam. Ama şu bir yıldız var ya, şu bir yıldız da beni mahvetti. Geri kalan hepsi. Bakın 5 yıldız. Bu da zaten düz peynirli pizza olduğu için 3 yıldız. Ben daha ne yapayım yani? Fesleğen, fesleğen, fesleğen. Pestonun içinde fesleğen olduğunu biliyor muydun? 3 pizza ekstra fesleğen. Hemen veriyorum. Ayrıca sana bir de çiçek veriyorum. Bir dakika. Diğerlerine de koyacağız. Bir dakika, pesto muydu? Aa, pestoymuş. Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Boşa masraf yaptık. Çok pardon, çok sorry. Ben bu hatayı nasıl yaparım? Ben gerçekten bu hatayı nasıl yaparım? Buyurun, hemen hızlı bir şekilde. Dur hocam, ya şöyle kaydırabilir misin ya? Yüzü yüzün üstünde vermek istiyorum abi. Yüzü yüzün üstünde, lütfen. Bir de 2 kere fırından geçiriyor muyuz? Geçirmeyelim ya. Aynen. Buyurun. Daha iyi olabilirdi bu arada ama olsundu. Çiçek verdim. Çiçek verdim, etkisi muhakkak olacaktır. Allah'tan 3 pizza isteyen birine denk geldik. Buyurun. Bütün hayatım beni bu an hazırladı. Pizza mükemmel. İyi etki sağladı bu arada. Evet, 7.35 falan verdi. Her zaman yeşili kırmızıdan daha çok sevmiştim. 2 pestolu pizza. Biri dolma biberli, biri de fesleğenli. Ayrıca çok pişmiş olurlarsa sevinirim. Tamamdır. Pesto soslu istiyorsun. Tamam. Birinde dolma biber. Diğerinde de fesleğen. Ve çok pişmiş olacak. Hemen efendim. Şöyle hemen şey yapalım. Şöyle bir yerleştir tekrardan. Çünkü çok pişmiş istedi ablamız. Daha 2 müşteri daha alabilirim bu arada en kötü. Seve seve alırım o yüzden. Buyurun. Geldi siparişiniz. Müşteri memnuniyeti %88. Her zerresine aşık oğlum. Sağ olun, var olun. 2 pesto pizza, birinde tüm etler, diğerlere kalan her şey. Tamamdır. Buna da verebilirmişim bu arada. Pestolu istiyordu değil mi? Aynen. Dur. Önce bir şey yapalım. Şunu şöyle kaydıralım. Şunları şöyle kaydıralım. Birinde bütün etler. Hamsi falan her şey. Diğerinde de bütün hepsi.
Sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle hızlı bir şekilde. Çok pişmiş istiyor musun bir de? Yok. Her şeyden koydum. Umarım güzel başlarız. Umarım güzel başlarız. Bu arada bu müşteri olmasaydı, daha basit müşteri olsaydı bir sipariş daha belki alabilirdim. Buyurun. Bayağı iyi. Sağ olun. Vejetaryen pizza ama domates soslu değil, pesto soslu. Tamamdır. Vejetaryen dedi değil mi? Evet. Pesto soslu olacak. Tek fark o. Müşteri alamayacağım dedim ama yine de aldım. Güzel. Kar. Vallahi kar. Bir de iki edinim diyeceğiz. Aa, zaten otomatik olan bir şey. Benim onu düşünmeme gerek bile yok. O yüzden rahatsız. Buyurun efendim, buyurun. Tık. Harika, tam istediğim gibi. Pie chart'ta ekstra bir şey var mı? Yok. Şu anlık yok. Herhalde her gün bir tane pie chart'a yorum yapılıyor. Bunlar da önemli şeyler tabii. Bu arada kira 7,5. 65 dolar kar yaptık. Oha, pastırma ve jambon ayranda açıyoruz. Tamam, kaya testi için açtım. Bunu da açtım. Yükseltmelerde yapabileceğim... Ah be, yapamıyorum ya. Vallahi yapamıyorum, bu da üzücü. Ben biraz para alacağım bu arada. Şuradan 5 emas karşında 50 alacağız. Aynen. Böylece paramızı toparlamış olduk. Sanki bedavaya açmışım gibi. Güzel. Yeni araştırma pizza malzemesini köpeğinize meftah edebileceğini gösteriyor. Bu gece odun ateşinde Kanada pastırması, jambon ve hayatınızı değiştirebilecek büyük farkı. Bir başka haberimiz de Pizza Teknik Üniversitesi hamur çıraklarına burs sağlama sözü verdi. Bağlama. Her nerede yaşanıyor ve çatırıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Video dışında reklamları izleyeceğim, merak etmeyin. Pekala, marinara sosunun pizza için en iyi sos olduğunu kesin olarak nasıl kanıtlayacağım biliyorum. Önümüzdeki 24 saat boyunca yaptığım pizzanın üzerindeki tüm malzemeleri sayacağım. Neden? İyi bir sos her şeye yakışıyor olmalı değil mi? O yüzden eminim ki insanlar domates sosuyla daha fazla malzeme sipariş edecek. Saymaya başlıyorum şimdi. Başladım. Tamam, peki. Bu arada günün sonunda başarıları falan toplayacağım. Sadece yarısında pastırma ve jambon olan bir pizza istiyorum. Sadece yarısında pastırma ve jambon olan. Tamam, hemen. Ama sadece yarısında, ona göre. Yeee, sonunda pastırmamız ve jambonumuz oldu. Çok sevdiğim iki malzeme bu arada. Ama pastırma en son ne zaman yediğimi açıkçası hatırlamıyorum. Pastırma arkadaşlar bu. Yani pastırma kolay kolay ulaşılabilecek bir şey değil malum. Umarım istediğin gibidir pizza. İlk defa pastırma ve jambon kullanıyorum direkt olarak. Peynir, karakek, ünal, küsürü, atat, Pisagor'un gücü anlayan matematiksel olarak harika bir pizza. Evet, doğru yaptık ve güzel oldu. Her şeyli bir omlet istiyordum ama burası pizzacıymış. Bir kahvaltı pizzası lütfen. Küçük dilim ağzı 8 dilime böl. Kahvaltı pizzasında ne olur? Soğan, mantar, sos, pastırma, jambon. Omlet ek olanlarla, biliyor musun? 8 dilime böl. Evet. O aslında doğru bu arada. İstenilen malzemeler. Soğan, mantar. Bir dakika. Soğan, mantar, sosis mi var? Pastırma, jambon. Tamam, geri kalanı biliyoruz zaten. Omlette sosis mi oluyormuş lan? İlk defa duyuyorum yani. Ama olsun, tam böyle isteyeceğim pizza tarzlarından biri. Ama mantarsız. Mantarlı omlet pek seven bir insan değilim. Alışkanlıklarımın arasında yok maalesef. Yoksa mantarın ne kadar faydalı olduğunu biliyorum. Onun yerine pastırma olsaymış. Neyse, devam. Müşteri memnuniyeti biraz düşük verdim, kusura bakmayın. Asistanım yok çünkü. Kelimeler kifayetsiz, şahane pizza. Sağ olun. Sağ olun. Tahıl yok, acı yok. Tamam, geri kalan her şeyden var. Tamam. Her şeyden var ama. Ay, her şeyden var yalnız. Yani her şeyden arkadaşlar. Tamam, önce bir asistanları kullanalım da. Ay, her şeyden. Ama yalnız pizza şimdi çok çok daha güzel görünmüyor mu? Bence görünüyor bu arada. Üf, çok pişmiş istiyor musun? Yok, sadece tahıl yok, acı yok diyor. 7 dolara bu arada üçlü pizza falan isterlerse hızlandırma yaparım. Bir de çiçek verebilsem var ya, üf, efsane olur. Buyurun efendim. Yes, 10 üzerinden 10. Pie chart. Yedikten sonra mutluluğum %1 arttı. Abi aynısı, fesleyen, fesleyen, fesleyen. Bu ne abi? 3 pizzalara fesleyen var. Birinde pesto soslu peynirli var. İkisi şeydi zaten. Neyse, artık 5 yıldızı çıkabilir mi? Çıkmıyor abi. Bana etli pizza, sos, peynir ya da kokuşmuş
balık şeylerine hiç bulaşmayalım ama. Tamamdır. Sos yok, peynir falan yok. Et de pizza direkt. Tamam. Evet de. Sos yok, peynir yok, kokuşmuş hiçbir şey yok. Peynir de yok ya. Peynirsiz olur mu ya? Tamam, oldu galiba. Tamam, peki. Hemen. Ay böyle de çok boş hissettiriyor pizza ya. Çok pişmiş falan da değil. Ve bu özel müşteri. O yüzden ekstra iyi muamele etmemiz gerekiyor kendisine. Değil mi Oliver? O kadar çok sevdi ki onunla paylaşmak için pizza da alacağım. E al. Bekleriz. Bekleriz, al. Oğlum, ben bu gece film gecesi yapacağız ama kendimize özel pizzalar istiyoruz. Benim için bir sosis ve soğan, onun için de dolma biber ve pastırma alabilir miyim? Sosis ve salam. Neyse. Dur, iki tane. Sosis ve soğan. Ama yani kafiyeli oluyor yalnız. Bir dakika şimdi. Dolmalık biber ve pastırma. Tamam, dolmalık biber ve pastırma. Asistanları alsam var ya, o kadar rahatlayacağım ki. İşte daha sınava da gireceğiz. Ama o sıradaki bölümde olacak. O sıradaki bölümde olacak arkadaşlar. Daha ona var. Ama var ya, bunların da asistanlarını alayım. Daha hani ananas falan var bu arada. Çok pişmiş değil, değil mi? Aynen. Güzel. Daha ananas da var. Başka malzeme var mı bilmiyorum ama. Hatırlamıyorum hiç. Pizza lezzeti bunda çok güçlü. Aynen öyle. Sağ olun. En sevdiğim pizza et sever ama zeytinlere de bayılırım. Birleştirsek duydum ki pestoyla güzel giriyormuş. Öyle olsun. Evet, pesto ile beraber yapacağız. Yay. Et sever olacak. Et sever olacak ama zeytin de istiyor ablamız. Zeytinlere bayılıyor. O yüzden şey de istiyor bu arada. Balık falan da olacak. Çünkü direkt et sever. Balık olmasın demediği sürece et sever şart. Jambon da ete giriyor zaten. Allah razı olsun ya, bilmiyorduk. Buyurun, hamsi de koyuyoruz. Buyurun efendim. Güzel pizza, güzel pizza. Ama pesto sosunun nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için yorum yapamayacağım net. Ekstra pişmiş olsun falan da demedi. Saat bu arada 7:30 olacak. Denizin altı 2. Mükemmel değil ama yine de yakın. Eyvallah. Güzel bir şey. Bana yarı pastırmalı ve sosisli, yarı sucuklu ve jambonlu pizza. Ama pastırmayla jambon bir tarafı olsun, sucuklu sosisli diğer tarafta olsun. Kalbi kadar kara olsun. Çüş, yarısı da jambon pastırma, diğer yarısı da sucuk ve sosis. Tamam. Yani klasik malzemeler bir tarafa, yeni malzemeler bir tarafa. Tamam, sucuk sosisi sola. Pastırmayla jambon da sağ alıyorum abi, değil mi? Pastırmayla jambon. Evet. Hemen seri bir şekilde. Vallahi yine harika bir pizza. Çok pişmiş. Yani ben pişmiş olmasını tercih ederim. Ama çok pişmiş olsa olur mu? Açıkçası çok da fark etmez o kadar ya. Fazla çıtır olur öyle. Ben öyle aşırı çıtır da sevmem açıkçası. Böyle yumuşacık olacak bir yandan. 3 liraya mı olsa pizzadan 3 tane daha isterdim. Eyvallah. Vallahi iste yapalım ama isten geldikten sonra. Yarı meyve, mantar, yarı et ve yeşil soslusu büyük dilimle istiyorum ama dörde böl. Ne? Meyve ve mantar. İpucu istiyorum lan. Yarısı da pesto sosu, peyniri, mantarlar, zeytinler, dolma ve patlıcanlar. Diğer yarısı da pesto sosu, peynir, sucuk. Oha! Bu neymiş lan? Şimdi pesto sosu istiyor kesin olarak. Evet. Şimdi yarısında pesto sosu, peynir, mantar var. Bir dakika şimdi. Peynir, mantar, tamam mı? Mantar, zeytin, dolma biber, patlıcan. Zeytin, dolma biber ve patlıcan. Tamam, bunu yaptık. Diğer yarısında da pesto sosu yine. Tamam. Pesto sosu var, peynir var. Sucuk, sosis. Sucuk, sosis. Pastırma, hamsi ve jambon. Yine pastırma. Yok, pastırma dedi, pardon. Pastırma, hamsi ve jambon. Yalnız müşteri memnuniyeti 150'nin altına düşecek. Eyvah. Bir de çok pişmiş mi istiyorsun? Yok. Sorry, müşteri memnuniyeti biraz... evet, farkındayım. Farkındayım ama benim için biraz açıkçası zorlayıcı bir tarifti. Dünyanın en güzel pizzası. En azından mutlu oldu. Görev ödüllerini alalım hemen. 10 dolar, 15 dolar, 25 dolar artı elmas. Bir de başarıları da toplayalım da öyle şey yapalım.
Fesden Kayasını geçtik zaten. Sos talebesi o gizli şu anda. 30 oyun günü tamamla 3 elmas. 100 pizzaya sosis koyduk. Soğan da koyduk. 50 pizzaya da hamsi koyduk. Onun için Paçartı dükkanın ismini değiştirdim. Ha, şimdi oldu. O şimdi oldu işte. Tamamdır. Evet. Sonunda evet mutlu müşteri 3 başarısı diye de başarı da aldık. Güzel. 31. günde güzel bir karla kapattık bu arada. $95. 95,5 hatta neredeyse. Fırını tamir edelim. Evet artık pastırma ve jambonu da asistan tutabiliyoruz ve direkt olarak tuttuk. Sadece ananas eksik şu anda. Onun dışında bütün malzemeler galiba an itibariyle açık. Sevgili arkadaşlar. Bu arada evet bu buğday. Unu bu arada. Buğday hamuru. O da var tabi daha da. Olsun da. Malzeme olarak ananas bir de dediğim gibi buğday. Unu kaldı. Hamuru kaldı. Evet geri kalan bütün malzemeleri açtık zaten. Sevgili arkadaşlar bölümü yavaştan bitiriyorum. Sıradaki bölümde pastırma ve jambonla da çok güzel şeyler yapıyor olacağız. Haberiniz olsun diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza olan besinlerden, başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.